Evet, görünen tablo yine aynı. 10 kişi 15 kişi tekil Aspera Kongresi geçiyor. Bunları çok yaşadım ve yine aynı durumda ne söyleyeceksin? Yapacak bir şey yok. Ülke bir seçime gidiyor. Görüyorsunuz. Ciddi anlamda Türkiye'nin her yerinde, her ilde, her ilçede ciddi çalışmalar var her partiden. Burada bir tane bir ne bir sivil toplum örgütünün çiçeğini görebiliyoruz, ne bir başkanlarımızın, ne bir milletvekili adayımızın, hiç kimsenin, hiçbir partinin de göremiyoruz. Bence Tekirdağ Spor zaten her zaman yalnızdı. Yine ben yalnız olduğuna inanıyorum. Belki dedik bu seçim öncesinde bir şeyler olur başkanım, yani şey olur dedik ama maalesef. Bu biraz da bizden kaynaklanıyor. Ben buradan bütün camiaya sesleniyorum. Bazı eleştirilerimiz oluyor, hiç kimse ne bir beğeni yapabiliyor, ciddi anlamda yorumlar yapamıyor. Böyle bir sessiz kaldığımız için, tabii bizi de bir güç olarak görmüyorlar. Geçen kongrede de söylediğim gibi, pazarcılar bir eylem yapıyor, istedikleri her şeyi yapıyorlar ama biz hiçbir şey yapamıyoruz. İstemesini bilmiyoruz. İstediğimiz zaman da karşı taraftan hiçbir şey alamıyoruz zaten. Yani sürekli her konuşmada herkes büyükşehir diyor. Ben zaten söylüyorum ama sadece büyükşehir yok. Bu şehrin valisi var, kaymakamı var, sanayicileri var, güçlü STK'lar var, koskoca bir iktidar partisinin il başkanı var, milletvekilleri var. Yani her iki tane partinin de genel başkan yardımcıları Tekirdağ'da. Bence artık şehrimize birilerinin sahip çıkması lazım. 25 tane, 24'lük 25 olduk, biz de amatör olduk çünkü. Hep 24 diyordum, artık 25 tane takım olduk. Sadece bir tane futbol sahası var. 25 tane amatör takım var, bir günde 24 saat var. Her gün antrenman olsa bir takım 24 saatte antrenman yapamıyor. Böyle bir durum var. Futbol sahaları döküm sahaları haline geldi. Ya buz paten pisti yapıyorlar ya döküm sahası yapıyorlar. Ya kamyon garajı oluyor, kamyonlar park ediliyor. Hiçbir anlam veremiyorum ben. Bence artık birilerinin Tekirdağ Spor'a değil, tamamıyla Tekirdağ'daki bütün amatör takımlara sahip çıkması lazım. Göreve geldiğinizde bütünleyici oldunuz. Tekirdağ Spor, Tekirdağ'ın takımı dediniz. Tüm siyasi partilere parti gözetmezsiniz, gezdiniz, dolaştınız. Tüm sivil toplum kuruluşlarını gezdiniz. Ve ne oldu da Tekirdağ Spor böyle oldu? Bunu herhalde siyasiler, sivil toplum kuruluşları idrak edemedi. Ne söyleyeceksiniz? Şimdi Hakan'cığım benim bir şey söylememe gerek yok. Buradaki tabloyu görünce her şeyi özetliyor. Ben konuşacaklarım daha 29'unda konuşmayı düşünüyorum. Bugün sağ olsunlar arkadaşlarımız, dostlarımız, amirimiz, büyüklerimiz geldiler, yalnız bırakmadılar. Ama Tekirdağ Spor bu olmamalıydı. Devre arasında Hızır gibi yetiştiniz. Takımın sahaya çıkmasını sağladınız. Biz şöyle bakın, bir yemek düzenledik, bir iş adamlarını görelim dedik. Maalesef göremedik. Volkan Başkan beni uyarmıştı, biz yine bir şansımızı denedik. Sonra bir SMS kampanyası yaptık, dedik bir de taraftarlarımızı görelim 5 yıllık bir kampanya. En son ne kadar aset? 1000 tane SMS. 1100 tane. Koskoca şehirler. Onların da zaten toplu olarak 30 tane atanlar var, 20 tane atanlar var. Burada da bir destek göremedik. Dedik bir gazete çıkartalım Tekirdağ, hem de spor gazetesi olarak. Çünkü bu Tekirdağ'da yok. Diğer 11 ilçeyle, 10 ilçeyle katkı sağlasın dedik. Yani sporu seviyorum dedik. Baktık orada da bir teveccüh yok. 60 tane bir abonemiz oldu. Hani biz şunu bekledik. En azından insanlardan biz onlar bin, 20 bin, 50 bin, 100 bin para değil de dedik ki bir gazete alsın ya, senede 200 lira para versin. Maalesef burada gerekli teveccüh görülmedi. Şimdi biz teşhisi koymaya çalışıyoruz. Hani nedir yani, işte toplandık burada. İşte bu spordan anlayan arkadaşlarımızla, dostlarımızla beraber. Bir şeyler yapacağız ama bir teşhis koymamız lazım. Yani takım neden sahipsiz? Niye insanlar destek vermiyor? Hani niye olmuyor? Yani Volkan Başkan adı işte koskoca Tekirdağ'da bir tane sentetik saha var. Büyükşehir Belediye'nin bindiği de oranında spora bir bütçesi var. Yani bunları dahi biz göremiyoruz. Yani koskoca Tekirdağ'da, yani Süleymanpaşa'da bir tane bir sentetik saha olması lazım. Futbolcu yetiştiremiyoruz. Altyapımız yok, üst yapımız yok. Gelir getiren yerlerimiz yok. Yani birileri artık yani Salih Çenekli'de bir yere kadar. Yani elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştık. Ha bizim de yanlışımız, hatamız olmuş olarak biz doğru şeyler yapmaya çalıştık. Gerekli desteği de görmedik. Zaten bir dahaki hani bu kongrede zaten aday değilim. Aday olmayı da zaten düşünmüyorum. İnşallah Allah büyük. Birileri çıkar. Ha bu arada Kadir Başkan'a da bir teklifte bulunduk. Diğer maddi olarak bir yardım yapamayacağını söyledi. Çünkü diğer iki tane de bal ligine takımımız varmış. Biz de şöyle bir teklif götürdük.
Sayın Başkanım dedik hani en azından Tekirdağ Spor ismini Büyükşehir Tekirdağ Spor yapalım. Bir karar alalım. Burayı da size devredelim. En azından yönetimde siz belirleyin. Sizin bütçenizle beraber Tekirdağ Spor'u layık olduğu yere getirelim. Hatta dedim ben dedim Salih Çelik olarak maddi manevi ile destekle bulunayım. Yoksa dedim bu takımın ilk sezonda düşeceği yer süper amatör, ondan sonra düşeceği yer birinci amatör. Çünkü destek bu. İşte arasında Erzurum'u falan paylaşıyoruz ama yani bir kötü amaçlı paylaşmıyoruz orayı da. Yani insanlar güzel bir takım kurmuş. Aynı ligde olduğumuz bir takım. Üstten önce beraber ettik başkanım. Evet. Bakıyorsun adamlar şimdi Süper Lig'de. Altay'la beraberdik. Altay'la beraberdik. Ama şimdi o şehirler oluyor da bu şehirde niye olmuyor? Yani Akhisar kasaba. Akhisar tabii ki. Mevzuat bir tek burada mı var? Nedir yani yok. Şimdi bakın yönetim boyunca da ben hiçbir zaman için Tekirdağ Spor siyasete alet etmemeye çalıştım. Buna da özellikle dikkat ettim. Hiçbir belediye makamımı, belediye başkanına ve herhangi bir siyasiye saldıracak bir yer olarak da görmedim. Ki bunu da yaptırmam zaten de. Siyasetten de bir beklentim de yok ama ben insanlara bir şey gösterdim. Çıkarttım cebimden paraları verdim. Güzel. Takımı tuttuk. Şanımıza, şerefimize mücadele ettik ama elimizdeki puanlar yeterli olmadı. Biraz şanssızlık. Biraz futbolcularımızın yani yeterli olmaması diyelim. Onların genç olması, tecrübesi olması. Yani bir şekilde düştük. Ama şimdi bundan sonra ne yapabiliriz'e bakmamız lazım. Çünkü bu şehir takımı ya Tekirdağ Spor. Bugün Türkiye'nin hangi vilayetine giderseniz gidin Tekirdağ'ı tanımayan bir Allah'ın kulu çıkmaz. Ama oynadığınız rakipler kim? Karaköprü Belediye, Utaş Belediye, Kızılca Bölük Belediye, Sultanbeyli Belediye. Ya adamlar stat yapmış, futbolcunun yerine. Şimdi bu takımlar tabii ki siz bunlarla mücadele ediyorsunuz. Biz devre arası transfer bile yapamadık. UÇK'yı kaldıramadık ya 350 bin lirayla. Koskoca şehiriz. Yani biraz da utanmamız lazım. Yani herkes şapkayı şöyle bir önüne çıkartması lazım. Yani herkes eteklerinde taşı döksün. Herkes konuşsun bir şeyler söylesin. Ya desinler arkadaş Tekirdağ Spor bizim umurumuzda değil desinler. Diyorlar. Sadece bu kadar insanın umurunda ya Tekirdağ Spor. Bu mu olması lazım? Bir de sen galiba devre başlamadan bir iki gün önce mi başkan olmuşsun? Ne kadar? Başkanım devre İki maç sonu oldu ben. 1 Şubat oldu. Yani iş bitmişti zaten. Tabii ki. Tabii. Ama biz o arada daha başkan değildik. Yine belirli yerler aradık. Şimdi ben de dedim ki buraya 350 bin verirsek futbolculara ne vereceğiz? Çünkü futbolcuların alacakları bayağı birikmiş. Bir takım yapmışsınız. Ödediğiniz para sadece yarım sezonda 147 bin 500 lira. Şimdi bir Salih Çelik yok bu şehirde. Bir sürü insanlar var. Hani bir yerinden tutalım. Yapalım. Hani ben yine dışarıda olayım. Ben yine yardım edeyim. Bir başka başkan gelsin. Yani böyle bir şey olmaz ki. Yani bu ne bileyim sanki şey gibi oldu. Eskiden bu hani Uğur Dündar program sunuyordu ya. Hani kimsesiz çocuklar gibi şey. O duruma düştük ya. Tekirdağ'ın hali bu mu olması lazım? Yani şehrin ileri gelenleri böyle mi sahip çıkıyor bu Tekirdağ? Şu ana kadar ne kadar para harcadınız? Paraya temin koyacak mısınız? Yani valla Hakan'cığım. O konulara girme şimdi. Ben şimdi paraya en son. Konu var da. Benim harcadığım paranın hesabını bile ben soruyorum. Orada bir hesap var. Bir de muhasebe programı aldık. Yani kongrede ibrada olur. Şimdiye kadar kim ne vermişse zaten onun muhasebenin bilançosunda görür. Kalan paralar da benim cebimden çıkmıştır. Helal hoş olsun. Niye temin koyayım? Yani Tekirdağ Spor'u bir darbede ben mi vurayım? Öyle değil mi başkanım? Doğru. Öyle değil mi? Doğru. O kadar. Çekinde misin? Buradan ben bütün Tekirdağ'ın ileri gelenlere de sesleniyorum. İki tane temsilci başkan var burada. Milletvekili adaylarımızdan, belediye başkanlarından, başkanım, siyasilerden, STK'lardan, iş adamlarına 29'unda buradaki kongreye davet ediyor. Başkan, hepimizin başkanı. Tabii ki. Yani sonuçta bizim babalarımızın abileri, bütün Tekirdağlı büyüklerin de saygı duyduğu, bizim de saygı duyduğumuz bir büyüğümüz. Geçen sene profesyonel olduğumuz için bizim başkanımız da kuralcıdır. Hani kendisi de çok dürüst böyle bir siyasetçi olduğu için kurala göre tabii hareket ediyordu. Profesyonel olduğumuz için gerçekten bize yönetmelik gereği, yasaya gereği bize nakdi olarak yardımda bulunamıyordu. Yine de bulunamadığı halde ufak tefek destekleri oluyordu. Ama geçen yıllarda konuştuğumuzda veremiyorum, amatörlere veremiyorum, verebiliyorum dedi. Bu başka sene artık amatörüz. Evet. Ve büyükşehirin bize mevzuatta aykırı bir durumu yok. Bütçeden binde yedi olan o sportif tesislerin kurulmasını her şeyin de şöyle bir durum var. Yasa zaten açıkça söylüyor.
amatör spor kulüplerine nakdi olarak yardım yapabilir diyor. Bu yasada apaçık söylüyor. Bizim kamp malzemelerimizi, yememizi, içmemizi, yatmamızı, kalkmamızı, ulaşımımızı, futbolcuların ödüllendirilmesine kadar diyor, sporcunun ödüllendirilmesine meclis kararıyla bunları yapabilir diyor yasa. Ama işte başkanımız siz varsınız, Çerkezköy'de var. 3 tane var Ballıgi diyor. Tamam, biz buradan diğer Ballıgi takımlarına da destek verilmesini istiyoruz. Trakya'da futbol takımları profesyonel olsun, diğerleri de olsun. Bu sene biz olamayız. Çorlu olur, Çorlu olamaz biz oluruz. Seneye de Çerkezköy olsun. Velimeş'e düşmesin, Velimeş'e de destek verirsen. Bir şehirde futbolun gelişmesi sadece futbolcuların gelişmesi değil ki. Uyuşturucudan, alkolden, gençlerin doğru yola sürüklenmesi, otellerde kalıyor insanlar, buraya gelen köftesini yiyor, alışverişini yapıyor, ekonomiye bir katkı sağlıyor yani. Ama ben anlam veremiyorum. Hani tamam, diyelim ki Kadir Başkan destek veremiyor, diğer büyüklerimiz niçin hala Kadir Başkan destek veremiyor diyor, kendileri bir şey yapmıyor. Ben çözüm bulamıyorum artık. Daha da hiçbir şey de demek istemiyorum. Ama Zeki Sezer başkanlığı aldığında bu takım küme düşer demiştim. Herkes beni eleştirmişti. İstanbul'dan ne yediği belirsiz adamları buraya getirdiklerinde de bu takım küme düşer demiştim. Yine beni herkes eleştirmişti. Eğer bu adam başkanlığı bırakırsa, ki yapmayacağını söylüyor çünkü tek başına bütün yükü kaldıramaz, ciddi bir yönetim oluşmaz. Kadir Albayrak ve diğer büyüklerimiz Tekirdağ Spor'a sahip çıkmazsa Çorlu, Çerkezköy ve Tekirdağ Spor gerçeği var. Aynı bölgede 3 tane bal ligi takımı var. Küme düşeriz, süper amatör oluruz. Ben başka da hiçbir şey demiyorum abi. İsterse insanlar yine beni karalasın. Ben Tekirdağ Spor'un küme düşmesini isteyecek kadar da hain bir adam değiliz ama doğru bir tane. Düşeriz süper amatöre. Ondan sonra da eskiden İsmet abiler çay bahçelerinde topluyordu bu takımı. Artık çay bahçesi de kalmadı. Zübeyde de kapandı. Toplanmaya da yer olmaz yani. Onu da buradan herkese söyleyeyim.